yeni işe alınan gerek devlet hastanesi olsun, gerek müze olsun, gerek Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olsun, gerekse üniversite olsun. 3-5 kişiden hariç hiçbir Hasan Kepli alınmadı. Koydukları şartlara uymuyorlar. Dışarıdan getiriyorlar. Hele bu son zamanlarda belediye başkanıyla ilçe başkanının bayağı aile şirketi kurup dışarıdan gelen kadroları, bu amcam oğlu, bu kardeşim, bu amcazade, öbürü yeğenim, öbürü yeğenimin bir yere atanmasından sonra öbür yeğenimin yerine yerleşmesi, bu durumlar beni çok sıktı. Defalarca il başkanını, milletvekilini, il koordinatörü, bölge koordinatörü, partili, AK Partili'yi, hepsine hala mesajları yanımdadır. Hepsini ikaz ettim. Bu durumlar olmasın. Hasan Kepler mağdur olmadı. Benim söylediklerim hiçbirisi göz önünde bulundurmadılar. En sonunda ben de kalktım partimden istifa ettim. Hasan Kepler'e şey olacak en büyük yolsuzluk budur. Ben işsizim, güçsüzüm. Beni bertaraf ediyorlar, kalkıp yandaşlarını işe koyuyorlar. En büyük hususluğu bu değil midir? Geliyor, nasıl yenmiyor? Suç olmaz olur mu? Yani hak etse, adam hak etse, layıkıyla alınıyorsa niye suç olsun? Ama bu durumlar suçtu. Belki alınan şartlardan Hasan Kepler'in aylarca sonra haberleri oluyor. Kendim için mücadele etmiyorum. Bütün Hasan Kepler. Zaten o istifa mektubunda söylemiştim. Bugünden sonra Hasan Kepler'in, zaten Hasan Kepler'in yanındayım. Gençlerden özür dileyerek, şimdi bu ana kadar partide kaldım, özür dileyerek istifa ettim. Yani özrümü diledim gençlerden.